Tavuk eti için gereken malzemeler: 500 gram tereyağı, yarım su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı maya, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, un. Yarım su bardağından biraz fazla. Biraz fazla sütümüz var. Yapabileceğim miktara göre bu. Tamam. Fazla yaparsan fazla. Yağın miktarına göre. Yağ ne kadar? İsteyeyim sütümü. Yağımız ne kadar teyzeciğim? 500 gram. Kete için sütümüzü ocağa koyuyoruz. Şimdi bir tencere alalım, sütümüz yağlarımı eritelim. Kaynayacak mı yoksa ısıtıyor mu? İsteyeceğim ılık. Ilık. Suda ılık, ılık su, ılık süt. Tamam. Ocakta ılınıncaya kadar ısıtılan süte biraz da ılık su ilave edilecek. Ilınan sütü masaya alıyoruz. Ne yaptın? Ilıştırdın mı? Şey mi? El değecek kadar mı ılık? Ilık. Şey, hani böyle parmağımızı sokarız, evet, mi? Tamam. Süte ekleyeceğimiz ılık suyu hazırlıyoruz. İlk suyu koymayla başladı teyzeciğim. Önlüğümüzü takalım. Önlüğümüzü giyip ılık sütü suya ekliyoruz. Sütü de kattık teyzeciğim. Evet, bekle. Bekle. Aha. Dur, mayayı koyalım. Buyur. Bir tatlı kaşığı toz mayayı sulandırdığımız süt ekleyip karıştırıyoruz. Bunu böyle karıştırmak mı gerekiyor? Evet, mayanın biraz açılması lazım. Toz maya karışımı topaklanmaması ve hamura istenilen kabarıklığı vermesi için iyice yediriliyor. İki tatlı kaşığı da tuz ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. O 500 gram mı? Yok. 250. 250. 500. Heh, toplamda 500, evet, 500 gram. İki tane yani. Aha. Ekleyebilirim de yetmese. Tamam. Bakarım tamam, o zaman. Kete hamurunun lezzetli ve kolayca açılabilmesi için yağlı olması gerekiyor. Bir bardak ılık su koyduk. Yarım bardaktan biraz fazla ılık süt koyduk. Bir tatlı kaşığı maya. Sonra tuz attın galiba içine. Evet, bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı da tuz attık. Kete için 4 kepçe un ekleyip hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Şimdi bu teyzeciğim, kete nasıl bir yemek? Yani çok sık yaptığın bir şey mi mesela? Kıymetli misafirlerim gelince. Kıymetli misafir. Evet. Ah, biz kıymetli misafiriz değil mi? Dünürlerimiz gelince kahvaltıya hazırlarız bunu. Kahvaltılık bir, evet, şey bu, öyle mi? Böyle ya da akşamüstü çaylarında, evet, olabilir. Çay saatinde azıcık. Yani çok sık yapılan bir şey değil Yok, mi? Yok, hayır. Çok sık. Bu arada sizin adınız ne? Tamam. Nasıl tamam, ya? Yazayım. Adın nasıl konmuş? Var mı bir hikayesi? Annemin çok kızı olmuş, 7 evet tane. Aa, çok güzel. Sonra? Yani sonradan tamam koymuş ki olmasın da. Ciddi erkeği misin? Olsun gerçekten. Ama evet, çok sorun yaşamışsındır sen. Böyle anlamayanlar çok olmuştur ha. Değil mi? İkincisini de anlarlar. İkincisini de anlıyorlar, tamam. Evet. Çekmeceden bir poşet alıp mayalanması için hamurumuzu örtüyoruz. Hava almaması mı gerekiyor teyzeciğim? Üstünün olsun, evet. Hamurun tam kıvamını bulması için mayalama işlemlerinin ılık ve hava almayan bir ortamda yapılması gerekiyor. Yağ oluşmadı mı bakalım? Bu güzel eridiği zaman, evet, bu içi de bulgur bulgur daha güzel şey. İçi yani güzel olduğu zaman ne olur içi? İçi daha kurabiyenin içi, o varsın ya kurabiye, evet, öyle yani olacak. Yani dağılacak daha, böyle. Evet, daha bulgurlanacak. Bu şu köpükler tamamen gitmezse eğer, hamurumuzun içinin malzemesi böyle kurabiye kıvamı gibi olmazmış. O yüzden iyice bu köpüklerin gitmesini bekliyoruz. Bu sırada Canan Hanım dolaptan bir cam kap alıp masaya getiriyor. Unumuzu koyalım. Daha sonra yağı buna koyacağız çünkü. Cam kaba eritilmiş tereyağını eklemeden önce un koyup tereyağını kontrol ediyoruz. Yağımız yeterli. Bakalım hemen teyzeciğim. Bak bu güzel temiz, temiz köpükler geldi, evet, ya. Evet. Gördünüz mü? O temiz köpük dediği böyle şeffaflaştı artık. Evet. Hiç köpük kalmadı. O beyaz yani, tortuları gitti. Yağımız tamamlandı, tamam teyzeciğim. Altını kapatalım. Tereyağımız ketenin iç harcı için hazır. Peki Canancığım, onu böyle başka bir kaba alsak daha çabuk soğur mu? Aynen öyle yapalım. Hadi yapalım. Canan Hanım küçük bir tencere alıp tereyağını getiriyor. Başka bir kaba aktardık yağımızı ki bir an önce soğusun, elimiz yanmasın diye. Tereyağını ılıtıp hazırladığımız unun üzerine ekliyoruz. Canan Hanım tereyağı eklediğimiz unu yoğurmaya başlıyor. Evet, iyice. Çiğ köfte gibi. Çiğ köfte gibi aynen, yoğuruyoruz. Aynen öyle. Aa, yani güzelmiş. Gelmesi gerekiyor. Canan Hanım hız kesmeden hamuru çiğ köfte yapar gibi güzelce yoğurmaya devam ediyor. Hamurumuz yoğrulurken de azar azar yağ ve un eklemeye devam ediliyor. Şunu kıvamına bakabilir miyim ben? Tabii. Nasıl, bir şey merak ettim çünkü. Bu daha ne zaman anlayacağız olup olmadığını? Biraz daha yapacağım. Olmuş. Olmuş mu? Nasıl anladık? Dur bakalım. Ben de bakmak istiyorum.
Nasıl anlıyoruz olduğunu? Kevrik. Kulak memesi şeyindir. Bu hemen birleşir. Tamam, bayağı olduk bunu. Kaç dakika olduk? 15-20 dakika. 20 dakika kesinlikle olması gerekiyor. Neredeyse 15-20 dakika iyice böyle çiğ köfte gibi oluyoruz. Hanımlar nasıl gidiyor? Aldınız mı çayınızı, kahvenizi? Oturdunuz mu şöyle koltuklara? Komşular geldi mi? Mutfağın programı başladı. Nursel karşınızda. Bugün Kars'tayız. Canan Hanım ve Tamam teyzenin evindeyiz. İkisi birlikte yaşıyorlar. Birbirinden güzel yemekler yapıyoruz. Şu anda da neydi? Kete. Ben inşallah bitene kadar öğreneceğim. Tava kete yapıyoruz. Tava ketemizin içini hazırlıyoruz şu anda. Ketenin içine koyacağımız hamuru bezelere ayırıyoruz. Bu sırada mayalanan hamurumuz da hazır. Evet, mayalanmış hamuruma şimdi başlıyoruz. Şu masanın üstünü Canan alsın hemen. Beklenen an geldi. Kete hamuru ve iç hamuru nasıl buluşturulacak çok merak ediyoruz. Evet, böyle unumuzu serpeledik masamıza. Tamam teyze, bana da öğret. Ha? Böyle. Aa, hiç olmuyor. Böyle yapsam olur mu? Güzel olsun. Böyle mi? Olmuyor ayol öyle. Hiç yapamıyorum ben de. Böyle yapacağım ya. Ay yok, yapamadım. Allah. Kete hamurundan parçalar koparılıyor ve avuç içinde yuvarlanarak mandalina büyüklüğünde bezeler yapılıyor. 11 tane kete yapıyoruz. Hadi ile çardan da göster bakacağım. Bana mı geliyor onlar? Canan niyeti bozdu galiba. Oklavayla geliyor. Öğretmenim. Ben dominantım ya. Öğretmenim. Şimdi oklava merdanemizi aldım. Evet teyzeciğim. Künce yaptığım bezelerden başladım. Biz buna künde diyeriz. Bezeye mi? Evet, künde. Künde. Yani, Tamam Hanım merdane yardımıyla kündeleri büyük bir ustalıkla açıyor. Teyzeciğim sen Karslı mısın? Doğma büyüme Karslıyım. Ama sen Kafkas göçmeniyiz falan demiştin. Annem yerli, babam Kuzey Kafkas göçmeni. Öyle mi? Aa, sen ondan böyle güzel olmuşsun. Evet, annem yerli. Annem Aslan Buralı. Evet, bitti şu anda hamurumuz. Merdane işimiz bitti. Şimdi oklava işi başlayacak. Bunu ne yapacağız? Böyle tek tek bir daha mı açacağız? Evet, şimdi bunu açacağım. Ha. Ve bir bezin üzerine koyacağız şimdi. Ben anneme hemen bez çıkartıyorum. Benim en usta olduğum iş bunu açmak. Tamam teyze, biliyor musun? Bak bir yapayım sana. Tamam. Ha? Bir göreceksin mi nasıl yapıyorum? Sonunda yaptırarım. Tamam bak, gör bak nasıl güzel açıyorum. Kete için merdane ile tabak büyüklüğüne getirdiğimiz hamurları oklavayla inceltiyoruz. Az kaldı. Bunu ben yapacağım ha. Tamam teyze. Tamam yapabilirsin. Öğreneceğim. Bak şimdi ha, gelin. Böyle yapacağım. Dur ya, gülme Canan. Canan Hanım hamur açılırken büyük bir keyifle izliyor. Olmadı mı da? Rezil ettin beni Tamam teyze. Kızım da olsa aynı şey yaparım. Yani öyle gıy onunla mı uğraşacağım diyorsun? Gıy gıy bir de yani eğer düz olmadıysa. İçime sinmez. Tamam. Öyle. Ama şimdi bak. Ya, ben şey diyelim senin... Bitti bu iş, bitti. Aşma işi. Ha, ben hiç konuşturmuyor beni. Ya alayım buradan. Al tamam. Nursel hamur açma sınavında sınıfta kalıyor. Tereyağını alıp açtığımız hamurun üzerine döküyoruz. Yağ hamura yedirip açtığımız diğer bir yufkayı alıyoruz. Ha. Şunu üstüne koyabilirim. Evet. Nursel tereyağını ikinci yufkanın üzerine döküyor. Bu tereyağının tortusu böyle dibine çöktü, onu almıyorsunuz. Açılan kete yufkaları tereyağla yağlanıp üst üste kapatılıyor. Her yufka mis gibi erimiş tereyağıyla buluşuyor ve sıra diğerine geliyor. Kaç oldu? Kaç oldu? Önemli mi sayısı? 5. Sayısı önemli mi teyze? Tabii. Şimdi 11 tane ya. Evet teyze. Şimdi bunu alt etmek zorundayım. Çünkü yalnız başına kalacak. Şimdi olmaz. Normalde 11 oldu. O yüzden 6 tamam, tane ya koyduk. Okay. Buraya ya koymayacağım. Okay. Bir bıçak alayım. Tamam Hanım ilk yufka öbeğini kesip 4 eşit parça elde ediyor. 4'e böldük. Geriye kalan 5 yufka da yağlanıp üst üste koyuluyor. Son katına yağ koymayacağız. Son katına yağ koymuyoruz. Çünkü buraya iç koyacağız. Evet. Onun için son katına yağ koymayacağız. Tamam. Yağlayıp üst üste koyduğumuz son yufkalarımızı da 4'e bölüyoruz. Evet, bu işlem bitti. Şimdi şeyleri alalım. İçleme şeyine geçeceğim. İçimizi alıyoruz. Ketenin içinde kullanacağımız hamurdan içlere geldi sıra.
Kestiğimiz üçgen şeklindeki yufkaların ortasına koyuyoruz. Şöyle kenarlarını aldım. Yufkamızı ortasındaki hamuru kapatacak şekilde kenarlarından büzüyoruz ve tekrar tek parça bir beze haline getiriyoruz. İç hamurlu bezemizi elimizle inceltiyoruz. Böyle şimdi incelene kadar açacağım. Ha, daha açacağız onu. Hanımlar, bu içine koyduğumuz bu hamurumuzu yufkamızın içine iç koyuyoruz. Yani böyle normal soğan muan yaparız iç. Biz bunu tereyağı ve unla böyle iyice çiğ köfte gibi yoğurduk. İç hazırladık şu anda. Şimdi hamurun içine hamur koyuyoruz. Bakın. Dışı mayalı, içi mayasız. Evet, dışı mayalı hamur, içi mayasız hamur. Diğer yufkaları da içine hamurunu koyup kapatıyoruz. Tüm yufkaları içi hamurlu bezeler haline getiriyoruz. Nursel de kete yapmanın inceliklerini öğreniyor Tamam Hanım'dan. Bak şimdi, ha. Baksana bu iç. Yok bir şey yok. Burada. Yok. Bir şey. Bekle bekle, biraz yama vereyim. Burayı beğenmedi bak, çıktı ya, beğenmedi orayı. Az elin suya batacak. Yama yapacak oraya. Bak şimdi, diyelim ki yapamadınız, buradan iç su çıktı. Sürüyoruz. Bir dakika şimdi, hemen bize Tamam teyze pratik bir çözüm gösteriyor. Dur, ne yaptınız da bir de söyleyin. Ha, su. Islattım bu hamur birini yapsın. Bunu yama yaptık. Diyelim ki benim gibi acemisiniz. Hemen yamalıyorsunuz. Evet, oluyor aslında. Bitiyor. Ne oldu şimdi Ana teyze? Kötü mü oldu bu? Bak al. Ama şimdi o yamayı yapmasak oradan iç töküldü mü? O yağ simsiyah olur. Bunların rengi kötü olur. Şeyi. Al canım. Tamam Hanım'dan yeni başlayanların işini kolaylaştıracak bir yöntem öğreniyoruz. Dur bunu Canan yapsın bakalım, tamam. Yapabiliyor mu? Tamam Hanım, keteyi Canan Hanım'a devredip ocağın başına geçiyor. Canan. Keteleri kızartacağımız tavayı ocağa alıyoruz. Isınsın şu olması. Isınınca mı koyacağız? Tamam, o arada Canan başlasın ben, bakalım. Evet, ben yapıyorum. O açık bırakıyor mu? Beni beğenmediler, küstüm. Küstüm valla. Bir açık bırakırsan çok dalga geçerim ama bak. Canan Hanım son bezeyi hazırlayınca keteleri kızartmaya başlayabiliriz. Canan onu yapa dursun. Hadi koyalım yağını. Kızması için ketenin yağını tavaya ekliyoruz. Bol yağda kızartacağız. Hani kızartma yaparken böyle koyarız ya. Ne yaptın? Bakayım açık var mı? Açık yok. Bak bu ne? Açık yok. Var vallahi. Açık yok. Var. Anne bir bakar mısın? Açık var mı? Yok. Bak bu ne? Hayır bu iç yağ değil. Olabilir. İç değil bu. Bak vallahi. Yok yağı. Kenarı yağ. İç değil. Nursel'cim, bunlar canım. ana kız birleştiler. Bak şimdi aldığın zaman iç. Anne kıza tatlı tatlı takılıyoruz. Eğer iç fazla gelirse yaptığımız iç sakın atmayın. Buzdolabında saklayabilir. Buzlukta mı buzdolabında? Evet, yok, evet. Buzdolabı poşetine koyup derin dondurucuya atarsanız daha iyi olur. Merdane ile bezeleri biraz daha genişletip pürüzsüz bir hale getiriyoruz. Onun için şey... Tamam, kağıt koyuyorum. Ha. Evet, şimdi son işlemini, ne bir önceki işlemi. Koyalım mı biz kızarsın? Yok, ha? Kızartma işi. Müsaadenin. Zor mu işi? Şey yani. İstiyor. Tamam teyze, hiç kimseye bir şey vermiyor. Hayır, hiç. Bak şimdi ben yapsın, diyorum ki hamur açayım diyorum, sen yapamazsın diyor. Kızartayım diyorum, olmaz diyor, ben yapacağım diyor. Ne diyeyim? Son hamurlarımız da merdane ile açıldıktan sonra kızgın yağa bırakıyoruz. İlk ketemiz kızarmaya başlıyor. Aa, çıkıyor bütün evet. İçler. Aman ben yapmadım onu. İşte dikkat et dediğim bu. Anladım. Demek ki bak bende de şeyler. Tabii. Ha, yırtılma oldu bak şurada. Evet. Şimdi iyice kapatmamız gerekiyor dedik ya. Gerçekten şu anda onu görmüş oldum ben. Hemen içinden böyle yağlar çıktı, şeyler çıktı. İçindeki malzemesi. İç malzemesi çıktı. Ketenin yağını süzdürüp kağıt havlu serdiğimiz tabağa alıyoruz. Evet, bugün Kars'tayız. Canan Hanım ve... Canan Hanım demeyeyim, Canancığım ve Tamam teyzenin evindeyiz. Tava ketesi yapıyoruz. Gördünüz nasıl kabardı, güzel kabardı. Ketelerimiz altın rengi alana kadar kızartılıyor. Bunun içinden çıkmadı. Yok, çıkmadı. Bu İnşallah çok güzel olmuş. Çıkmaz. Bu çok güzel oldu. Ham, çıtır çıtır, ooo seslere çıtır. Bak. Dediğim gibi dilik bunu. Çok. Sesin şöyle. Çok güzel. Ketelerimiz bir kızarıyor. Tavaya yeni bir kete daha atıyoruz. Son keteyi de kızartıyor. Şimdi şey yapalım, bunları aralarına peçeteler koyup... fazla yağlı yiyince yavrulmasın diye. Öyle mi yapılır? Kete kendisi de yağlı olduğu için tadının ağırlaşmaması ve gevrekliğinin kaybolmaması için fazla yağını kağıt havluyla alıyoruz. Son ketemizde diğerlerinin arasındaki yerini alıyor. Mis kokuyor, mis.